arkadaşlar. Bugün ilk defa bir kutu açılımı videosu yapıyoruz. Ve elimize Excalibur marka Casper'ın bilgisayar kasası. Bugünkü fiyatıyla 13.000 TL filan. Allah herkese nasip etsin. İlk başta şunu şöylece göstermek istiyorum. Şimdi bunu getirene kadar da çok uğraştık. Açması da uğraştıracak sanırım. Elimizde bir haftada ulaştı. Ne zamandır böyle bir bilgisayar istiyordum. En sonunda aldım çok şükür. Çok önerdiler bana. Aslında şey istiyordum ben. Asus ROG Strix kasalarından. Maalesef onlar bir evlimileri bulduğu için. Şimdi içinden tabii ki klavye mouse'u çıkıyor. Bunları da ayrı bir videoda sizlere göstereceğim. Hem klavyesi RGB, şeyle birlikte mouse'u da içinde. Burada kalsın. Bunda bir adet power tuşu çıkıyor. Bayağı ağır bir kasa. 8.2 kilogram. Bayağı da büyük bir kasa. Evet. Bunu da yapıyorum. Evet, içinden şöyle size göstereyim çünkü bayağı ilginç bir şey. Bu kasanın arkasına takılan modem antenleri 300 megabit'e kadar şey yetkisi var. Bunları da buraya koyalım. Burada bir adet HDMI kablosu. Burada işte kullanım kılavuzu, CD'ler, driver'lar, garantisi falan filan var. Bunu da buraya koymak istiyorum. Kablolarını kaldım burada. Çünkü her detayını göstereyim çünkü çok sorun oluyor. Ama şu modem şeyi bayağı iyi. 300 megabit hem fiber filan da kaldırıyor yani. Şimdi ana kasamıza gelelim. Bayağı iki tarafıyla kasarılmış. Normal olmaz diye bazı yerleri tamperleyeceğim olduğu için biraz da pahalı olduğu için mesela şu kartını aldınız. Çekme oradan. Oraya koy. Şimdi şu klavyemizi de şuraya alalım. Burada kalsın. Alt kısmına buraya şöyle. Seni de buradan alalım. Evet. Bilgisayarımızın gördüğünüz gibi bayağı iyi bir bilgisayar. Ön kısımda iki adet büyük fanı bulunuyor. Arka kısımda bir adet fanı bulunuyor. RGB. Bu da işlemcinin kapalı devre sıvı soğutma sistemi. RX 570 var AMD'nin 4 GB'lık. Intel i5 var. 8 GB RAM'i var. Ve benim bildiğim kadarıyla B450 anakartı var. 380 GB'da SSD'si var. Ayrıca ben bunu sonradan yükselteceğim. Şu kısmı da göstereyim size. Ön kısmı böyle. Ön tarafında açma kapama tuşu, RGB renkleri değiştirme ve 4 adet USB tuşu var. USB girişi var. Şurada bandı var. Şu bandı alalım buradan. Bandı çıkartırken yapış yapış. Burada bir adet manyetik tel var. Toz filtresi.
Bu çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar buradan size arka kısmını da göstermek istiyorum. Bu arka kısımda size dediğim modem antenleri bu kısma takılıyor. Ve 300 megabit şeklinde böyle. Kendiliğinden bir modem yani. Ben zaten aşağıya linkini bırakacağım. Ben ünlü bir mağazadan almadım tabii ki. Ama linkleri var bunların. Onları size açıklama kısmında bırakırım. Burada 480 wattlık bir power supply'imiz var. Hadron'undu sanırım o. Ondan sonra şu arka kısımda şöyle net alsınlar. Çeksin kamera. Onu da göstereyim. Burada temperli cam var. Şurada tek bir tane vidası var. Bunu çıkart, bunu şey yapmıyorum. Temperli camını çıkartmayacağım. Belki sonra. Aslında çıkartabiliriz de bir de. Şimdi size buradan açalım. Bayağı sıkı yalnız. Evet. Tamam. Şimdi burada göstereyim ben size. Düz tornavida gibi yeri var. Çıkarttık. Burada çırpçıkları var. Çektiğim zaman bu şekilde çekiyorsunuz. Şu kısımlarda 3 tane yanlarda manyetik alanlar var. Yani camımızı buraya koyalım. İç kısmı bu şekilde. Bunu özellikleriyle kısaca geçtim. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda bahsedersiniz. Elimden geldiği kadar cevaplayacağım. Size şeyi de en son olarak şeyi de göstereyim. Klavyesini. Ya da onu bir sonraki videoda gösteririz. Sorun yok. Çıt diye takılıyor zaten. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda bahsedin. Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. İlk defa kutu açılım videosu yaptım. Bir kusurumuz olduysa kusura bakmayın. Affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.